Herkese merhaba. Bu hafta sizi geleceğe, geleceğin sağlık teknolojilerine götürüyoruz. Açıkçası biz bu bölümü çekmeye başladığımızda biz bile bu kadarını beklemiyorduk. Çünkü ezber bozan birçok yeni teknolojiyle tanıştık ve bu teknolojilerin hepsi Türkiye'de Türk girişimciler tarafından geliştirilmiş oldukça ilginç örneklerle karşılaştık. Çok fazla ipucu vermek istemiyorum ama 3 boyutlu yazıcılarla artık organ ve doku basılmaya başlandı. Üzerinize bir sticker yapıştırıyorsunuz ve bu sticker sayesinde EKG'nizi ölçebiliyorsunuz. Açıkçası var da var. Artık birçok yeni teknoloji var sağlık dünyasında. İşte bu teknolojileri keşfediyoruz. İsterseniz çok da lafı uzatmayalım. Teknoloji her yerde başlasın. Şu anda arkamızda bir 3 boyutlu yazıcı var ama bu 3 boyutlu yazıcı bizi geleceğe götürecek bir 3 boyutlu yazıcı. Neden böyle söylediğimi şimdi hemen anlatacağım. Çünkü bu 3 boyutlu yazıcıdan doku ve organ çıktısı alınıyor. Yanlış duymadınız, doku ve organ çıktısı alınıyor. Şimdi biz de Axolotl Biosistemler şirketinin kurucu ortağı Onur'la bir araya geldik. Çünkü Onurlar bu cihazı geliştirdi. Ve şu anda dünyanın farklı ülkelerinde bu cihaz kullanılmaya başlandı. Biz de şu anda İstanbul'dayız. Merhaba Onur. Merhaba, hoş geldiniz. Onur, acayip bir şey açıkçası. Beni daha fazla heyecanlandıracak bir teknoloji ben görmedim. Çünkü burada gelecek var. Arkamızda şu anda bir burun çıktısı alınıyor aslında. Evet. Değil mi? Mesela hangi malzemeler kullanılıyor bir burun çıktısı almak için veya başka bir organ çıktısı almak için? Ya, insanın doğasında bulunan materyalleri kullanıyoruz cihazda da. Bir deride deri materyallerini kullanırken kemik yapmak için kalsiyum, magnezyum, fosfat ya da bilimum benzeri materyalleri kullanıyoruz hücrelerle birlikte. Ve bu şekilde kemik grafleri üretebiliyoruz, kornea implantları üretebiliyoruz, evet. Ya da reconstructive surgery için biyobozundur implantlar üretebiliyoruz bu cihazlarla. Neler yapılabilir bu 3 boyutlu yazıcılarla? Şimdi insanlar ilk olarak hep şunu düşünüyor. Karaciğer ya da böbrek basacağız ve bunu nakledeceğiz. Bu yani fütüristik bir yaklaşım aslında. Bugün yakın, değil ama değil mi? Tabii yakın gelecekte böyle bir şey pek mümkün değil. Çünkü buradaki en büyük handikap damarlaşma. Şu anda bu cihazlarla damarlaşmayı sağlayamadığımızdan dolayı da o noktaya erişemiyoruz. Ancak yapay kemikler yapmak, kornea implantları yapmak şu anda bu cihazlarla mümkün. Biz de zaten bunun üzerine aslında şu anda çalışmaktayız. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Spor yapanların takibi için en önemli konuların başında yağ ve kas analizi geliyor. Tabii bunun için ne yapıyorsunuz? Öncelikli olarak gidiyorsunuz bir tartıya çıkıyorsunuz. Bu tartıda sizin yağ ve kas ölçümünüz yapılıyor. Daha sonra size buna göre bir program veriliyor. İşte bu aslında biraz zorlu bir süreç ama Türk girişimciler bu süreci kolaylaştırıyor. Şimdi yanımda Digimi 3D adında bir girişim var ve onun kurucusu Derya yanımda. Merhaba Derya. Merhabalar. Derya, şimdi elinde ilginç bir alet var. Daha doğrusu tablet ve arkasında sensörlü olan bir alet var. Evet. Bu nasıl çalışıyor? Ölçümü yapacağımız kişinin etrafında 365 derece dönüp infrared ışınlarla, tabi bunların hepsi zararsız ışınlar, kişinin kusursuz bir 3 boyutlu modelini oluşturuyoruz. Daha sonra aldığımız bu model üzerinden kişinin dokunmadan bütün vücut ölçülerini alabiliyoruz. Evet. Bu vücut ölçülerinden faydalanarak da kişiye süreçte yardımcı olabilecek işte bazal metabolizma hızı, BMI'yi, vücut yağ oranı, vücut kas oranı gibi süreçte ona yardımcı olabilecek onlarca veriyi kişiye aynı anda sunabiliyoruz. Bunun yanında aynı zamanda bir de postür analizi modülümüz var. Zaten insanlarda işte kronik ağrılardan şikayetçiler, işte bel ağrısı, sırt ağrısı, yattığım zaman ağrıyor gibi aslında bunların büyük bir nedeni de postürleriyle alakalı. Kesinlikle. Yani gün içerisindeki duruşları ve yaptıklarıyla, hareketleriyle ilgili konular aslında. Peki o zaman deneme şansımız var mı? Tabii ki hemen. Hazır şu anda. Aynen öyle. Siz mesela bir yavrunuz ya da postüranızı hızlı bir şekilde yapalım. Bakalım ne çıkacak. Aynen öyle. Ben buraya geçiyorum o zaman. Tabii. Sizi şöyle alayım. Şimdi sizden ricam 40 saniye boyunca karşımda hareketsiz bir şekilde durmanız. Almanız gereken pozisyonu gösteriyorum. Elinizi şu şekilde yapacaksınız. Şöyle iyi mi? Evet, yumruk yapabilirsiniz. Yumruk yaptım. Evet, ben başladık dediğin andan itibaren 40 saniye boyunca hareketsiz olacaksınız. Şu an rahat olabilirsiniz. Ben etrafınızda döneceğim. Bitti dediğim anda pozisyonunuzu bozacaksınız. Evet, gayet iyi, süper. Evet, çok az kaldı.
Sadece bir 5 saniye daha böyle durmanızı istiyorum. Harika. Vallahi Derya, en çok zorlandığım konulardan bir tanesi böyle hareketsiz durmaktır. Başardım galiba, değil mi? Evet, evet, bence süper oldu, süper oldu. Hadi bakalım, şu an ne çıkacak, çok merak ettim şu anda. Yapıyoruz. Ve evet, tahmin ettiğimiz gibi sağ omzunuzda gördüğünüz gibi bir düşüklüğü tespit ettik. Omzumda düşüklük varmış, şu an ben öğrendim bu arada. Aynen. Çok aslında acaba kamerayı çekerken de sağ elinizin aşağıda olduğunu söylemiştim. Evet. Bunu da şu anda zaten gene yapay zekayla yakalamış olduk. Ama burada verdiğimiz çok önemli bir değer var. Bunları açısal olarak da verebiliyoruz. Yani evet. Aslında çok büyük bir sağlık problemi değil. Herhangi bir spor salonuna ya da pilates stüdyosuna gittiğinizde bu 1-2 ayda düzeltilebilecek bir problem. Ama tabii ki bunun bir tıbbi göz tarafından da nereden kaynaklandığının daha derin araştırılması lazım. Bu belki bir omuriliğinizdeki bir problemden de kaynaklanabilir. Belinizden ya da ayağınızdan da kaynaklanabilir. Biz sadece burada bir problem olduğunu söylüyoruz. Gerisini uzmanların görüşüne bırakıyoruz. Derya valla psikolojik olarak omzum ağrımaya başladı. Sağ omzum yani, ben çünkü öyle hissediyorum yani. Tamam. Derya, gerçekten yani bu sizin geliştirdiğiniz çözüm sayesinde ben de kendimdeki bir sorunu öğrenmiş oldum. Tespit etmiş oldum. Muhteşem bir şey geliştirmişsiniz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Size biraz çocukluğumdan bahsetmek istiyorum. Ben çocukken dişlerim biraz çarpıktı ve bu yüzden de diş teli kullanıyordum. Tabii diş teli aslında gerçekten baktığınızda böyle kötü bir görüntü demek. Çünkü siyah tellerden bahsediyoruz. Ben de ailemin yanında takıyordum. Okula giderken çıkartıyordum ve oldukça zor bir tedavi süreci geçirmiştim. Ama artık diş telleri raflara kalkıyor. Neden öyle diyorum? Çünkü elimde şeffaf bir aparey var. Diş telinin yerine geçebilecek bir aparey var. Şimdi biz de bu apareyin hikayesini dinleyeceğiz. Yanımızda Efe var. Ortero'nun kurucu ortağı. Merhaba Efe. Merhaba. Efe, şimdi çok inovatif bir, yenilikçi bir ürün şu an elimde var. Çünkü evet, birçok insanın kabusu durumda diş telleri. Şimdi siz de bunu çok ilginç bir yöntemle çözmüşsünüz. Bunu dişinizin üzerine geçiyorsunuz ve dişleriniz süre içinde düzeliyor. Evet. Sen bize biraz Ortero'dan bahset. Ortero neler yapıyor? Bunları anlat. Daha sonrasında zaten arkada 3 boyutlu tarayıcılar, yazıcılar falan bu sürece değineceğiz sende. Tabii. Ortero firması diş hekimlerine aslında şeffaf plak hizmeti veren bir firma. Hı hı. Burada diş teli yerine geçen şeffaf plakları üretiyoruz. Bu ürettiğimiz plaklar her hasta için ayrı bir tedavi aslında. Yaptığımız plaklar tedavileri diş teliyle getirdiği noktaya şeffaf plaklarla getirebiliyor. Hı hı. Yani ben diş doktoruna gidiyorum. Diş doktoru bana bunu öneriyor. Şeffaf aparey var diyor. Evet. Ondan sonra süreç başlıyor. Aynen. Nasıl peki? Hastanın ilk önce bize ölçüsü gelir. Hı-hı. Şu şekilde doktor ölçüsünü alır hastanın. Evet. Biz daha sonra bunu alçıya döküp hastanın alçılarını, hı-hı, alıyoruz. Evet. Ve bu şekilde aldığımız alçıları dijital tarayıcılarda dijital ortama aktarıyoruz. Dijital sürecin devamında tarama sonrasında analiz bölümü var. İstersen, aha, birlikte analiz bölümüne, tabii, gidip orada dişlerin nasıl analiz yapıldığını görebiliriz. Evet, algoritmalar devrede galiba Efe. Aynen, tabii. Değil mi? Orada tek tek dişlerin hangi pozisyonda olması gerektiğini arkadaşlar karar veriyorlar. Müthiş, hadi gidelim o zaman. Tamam. Evet Efe, şu anda analiz bölümüne geldik. Burada ne yapıyorsunuz? Burada yaptığımız çalışma aslında dijital olarak tedavinin kaç adımda tamamlanacağını ve bu adımların ne kadar süreceğiyle alakalı dataların ortaya çıkartılması. Hastanın ilk halinden son haline kadar bütün tedavi planını ortaya çıkartıyoruz. Bundan sonra peki nereye gideceğiz? Bundan sonra onay aldığımız zaman hekimden artık onlar 3D printerlardan üretilmeye başlanıyor. Kaç plak çıktıysa hepsi printerlara yerleştirip üretim alınıyor. Bence oraya en heyecanlı geçelim. Bölüm bu arada. Evet. O zaman oraya doğru da yavaş yavaş, tabii, geçelim. Geçelim. Evet Efe, burası gerçekten çok ilginç bir oda. Sizin de herhalde kalbinizin attığı yer denilebilir buraya. Evet, burası Ortero'nun üretim tesisi aslında. Evet. O oda içerisindeki printerlarla yaptığımız analizlerdeki her bir aşama tek tek bu şekilde plastik model şeklinde üretiliyor. Evet. Böylelikle hastanın eğer 10 plaklık bir tedavisi varsa 10 tane bu şekilde model üretip
Daha sonra bunların üzerine plak çekme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet Efe, şimdi geldik plan son halinin nasıl oluşacağına. Nasıl olacak Efe? Evet. Şimdi 3D printer'dan çıkan hastanın her bir aşaması tek tek burada plak çekiliyor. Evet. Bir tane size örnek göstereyim. Burada bir termoform işlemi yapıyoruz aslında. Aha. Ağız içinde uygun kullanımlı bir plakımız var. Bu plak evet. Plastik model üzerine termoform işlemiyle kalıbın şeklini aldırtıyor aslında. Daha şu an sonra ısınmaya başladı galiba değil mi? Evet, şu anda termoform işlemi gerçekleşiyor. Aha. Belli bir ısıya geliyor. Tabii bunların hepsi herhangi bir teknik olarak problemi yok zaten. Plak bu iş için kullanılıyor. Evet. Daha çok aslında gece plağı yöntemi de bu şekilde yapılabiliyor. Belki onu duymuşsunuzdur. Şu an oldu. Evet, şu anda termoform işlemi gerçekleşiyor. Bir bakabilir miyim içine? Tabii. Aa, üzerine yapıştı gerçekten. Tamamıyla vakum içerisinde. Şöyle bir örnek gösterebilirim yani şu hale geliyor. Kaç dakika sürüyor mesela bu işlem? Yaklaşık bir dakika. Ha, bu kadar da hızlı. Evet. Bir plak bir dakika içerisinde çıkabiliyor. Şimdi müthiş. Tamamlanacak. Şu şekilde de. Şu anda oldu. Evet, şu anda plak çekilmiş durumda. Şimdi bu aşamadan sonra da plağın etrafının düzgün bir şekilde trimlenme aşaması var. O da diğer taraftaki arkadaşların yaptığı bir işlem. Daha sonra da bunları paketleyip hekime geri gönderiyoruz. Teknoloji her yerde, izleyicileri bilirler. Geçen yıl sizlere çok ilginç bir girişim tanıtmıştık. Adı Vivo'ydu. Vivo ne yapıyordu hemen size kısaca anlatacağım. Vivo kullanıcıların kendi kendilerine idrar testi yapabilmelerini sağlıyor. Ama en önemli konu da şu. Verdiği beslenme tavsiyeleriyle kullanıcıların yaşam standartlarını arttırmaya amaçlıyor. Şimdi ben biraz anlatmaya çalıştım ama yanımda Nazlı var. Vivo'dan, Vivo ekibinden. Nazlı bize daha detaylı olarak anlatacaktır. Merhaba Nazlı. Merhaba. Nazlı, ben şimdi Vivo'yu ilk incelediğimde o zamanlar prototipti. Anladığım kadarıyla şu an artık kullanıcılarla buluşmuş durumda. Evet. Vivo neler yapabiliyor? İstersen oradan bir başlayalım. Sen bize bu sağlık teknolojisini bir anlat. Tabii. Vivo'yu aslında sağlıklı yaşam asistanı olarak konumlandırıyoruz. Bu elimde görmüş olduğunuz idrar stripleri üzerinden aslında çok geniş bir yelpazeden kullanıcıların vücut ihtiyaçlarını analiz edip onlarla ilgili yaşam tarzı önerileri evet. veriyoruz. Kullanımı da oldukça basit. Bu elimde görmüş olduğunuz bir idrar stribi. Üzerinize idrarınızı yaptıktan sonra 2 dakika bekleyip mobil uygulamamız içinden fotoğrafını çekmeniz yeterli ve daha sonra saniyeler içerisinde evet. tavsiyelerinizi alabiliyorsunuz. Peki kaç farklı burada test yapabiliyorsunuz? 8 farklı parametre var. Neler var mesela? Mesela bir vücudunuzda bir enfeksiyon var mı? Varsa bu idrar yollarınızda mı? Su tüketim miktarınız yeterli mi? pH seviyeniz ya da böbrek karaciğer fonksiyonlarınız gibi aslında geniş bir yelpazeden değerlendirme yapabiliyoruz. Şimdi Nazlı, ben çok kritik bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi siz idrar testi yapıyorsunuz ama aynı testi hastaneler de yapıyor. Evet. Bunun doğruluğunu nasıl sağlıyorsunuz? Yani insanlar size neden güvensin? Ya bu bize çok sorulan soru. Öncelikle çok teşekkürler. Şöyle, biz aslında hastanelere gelen numunelerle birlikte çalışıyoruz ve hastanedeki optik okuyucunun aslında yaptığı şey telefon kamerasının yapar hali bizim uygulamamız. Evet, gerçekten artık akıllı telefonların kameraları çok akıllandı. Evet. Ve bunun da en iyi örneğini sizde görüyoruz. Yani patentte arkada bir teknoloji var ve minimum ışık seviyesinden ya da telefon kameralarının kalitesinden etkilenecek şekilde aslında orada bir yüksek oranda doğruluk payımız var. Şu an bu %90, 95 üzerinde ve bunu daha da aslında arttırmak için teknik ekibimiz çalışıyor. Gerçekten müthiş. Tamamdır. Çok teşekkür ederim Nazlı katıldığın için. Çok sağ ol. Sağ olun. Migren rahatsızlığı olanlar bu bölümde televizyon sesini açsın. Çünkü şimdi sizlere çok ilginç bir cihazı anlatmak istiyorum. İsmi Vagustim. Vagustim bir kulaklık ama değil. Migrenden kaynaklı olarak baş ağrısını azaltıyor. Hatta bitiriyor. Şimdi biz de bunu konuşacağız. Alican yanımızda, Vagustim'in kurucu ortağı. Merhaba Alican. Merhaba. Alican, elinde görüyorum. Ben merak ettim. Bir kere bir alayım şöyle, bir tabii. inceleyeyim. Buyur. Ben kısaca bu sırada Vagustim nedir evet, onu anlatayım. Evet, lütfen anlatır mısın bu arada? Vagustim senin de dediğin gibi aslında migren tedavisinde kullanılan bir medikal cihaz. Bu cihaz ne işe yarıyor? Medikal cihaz. Evet. Evet. Bu cihaz aslında bir kulaklık formunda görünen fakat bir işitme ile alakası olmayan medikal cihaz. Bu mobil uygulamayla kontrol ediliyor. Evet. Kulağına yerleşiyorsun ve kulakla vagus verilen bir siniri elektriksel olarak uyarıyoruz. Bir evet. aslında yaptığımız iş neuroscience alanında faaliyet gösteren bir startup'ız biz. Evet. Amerika Migren Vakfı'na göre migren ataklarının %70'i stres kaynaklı. Evet. Çünkü stres bizim otonom sinir sistemimizin dengesini bozuyor.
otonom sinir sistemi, dolaşımı, sindirimimizi kontrol eden, istemsiz çalışan sinir sistemi. Bu bozulan dengeyi biz vagus timle elektriksel olarak siniri uyararak kulaktaki vagus sinirini regüle edip böylelikle otonom sinir sisteminin balansını sağlayıp migren ataklarının oluşmasını engelliyoruz. Aslında yaptığımız çalışma tam olarak evet. Bu. Evet. Şimdi peki Ali Can, ben bunu bir denemek istiyorum. Hı hı. Şu an baş ağrım yok bu arada, onu da söyleyeyim. Ama herhalde bir etki hissedeceğim gibi evet. Geldi bana sanki. Kulağında bir karıncalanma gibi hissedeceksin. Öyle mi? Ben de bir yandan mobil uygulamada onu soracaktım. Nasıl kontrol? Çünkü bunun üzerine tuş falan da yok galiba. Evet, cihaz tamamen mobil uygulama üzerinden kontrol ediliyor. Doğru mu takıyorum şu an? Hissetmeye başladığını söyler misin bana? Yavaş yavaş arttırıyorum. Ne hissedeceğim şimdi? Karıncalanma. Karıncalanma gibi kulağında hissedeceksin. Bastığın zaman bana haber ver ama evet, herhalde hissedeceğim. Yavaş yavaş arttırıyorum. Evet, evet. Hissetmeye başladın evet, mı? Evet, hissetmeye başladım şu aslında anda. Bu şekilde kullanıyorsunuz uygulamada. Bluetooth'la bağlanıyor cihazla. Ve biz bu şekilde senin ne kadar kullandığını, ne sıklıkla kullandığını, kullanım sonrası baş ağrının şiddetinin sıklığında bir azalma var mı? Bunları da takip ederek uzun vadede topladığımız datalarla kişiye özel bir tedavi protokolü sunmayı evet. Amaçlıyoruz. Müthiş. Hayati riskin en kritik olduğu konuların başında beyin kanamaları geliyor ve beyin kanamalarının önceden tespiti oldukça önemli bir konu. Hemen size şimdi bir cihaz göstereceğim. Bu cihaz beyin kanamalarını önceden tespit edebiliyor. Türk girişimciler bu konuda harekete geçmişler ve Pons adındaki bu cihazı geliştirmişler. Şu anda biz de Bayer'in desteklediği G4A girişim hızlandırma programındaki girişimcilerle bir araya geldik. Yanımızda Soner var. Soner bu girişimin kurucu ortağı. Evet, doğru. Merhaba Soner, nasılsın? Merhabalar, sağ olun, siz olmalı. Soner, bu cihaz nasıl çalışıyor? Bu cihaz bizim geliştirdiğimiz aslında sizin söylediğiniz gibi mobil bir ultrason cihazı. Hı hı. Bunu özellikle beyin kanamalarının ön teşhisinde kullanmak için geliştirdik. Hı hı. Tamamen Wi-Fi ile çalışan ve laptopa veya elinizdeki normal bir cep telefonuna bağlanıp hı hı. Göz üzerinden belirli bir sinir damarını teşhis ederek beyin kanama risklerinin hangi ölçüde olduğunu belirleyen bir cihaz. Şimdi Soner, ben biraz merak ettim. İstersen benim üzerimde biraz dene. Açıkçası biraz da tedirgin oldum. Çünkü çıkarsa hemen buradan hasta gitmemiz lazım. Ya aslında şöyle çok basit bir şekilde bunun biz bu versiyonu elle yönetilebilen versiyon. Bunun bu senenin sonunda da bir giyilebilir haline getiriyoruz. Yani gözlük gibi takılıp hastaya direkt hiç kimsenin müdahalesi olmadan kendi kendini tarayan hale getirecek. Süper. Sistem aslında birbirleriyle iletişim kurduktan sonra tamamen bir gözün üstünde kapatayım tutup gözümü. Kapatabilirsiniz. Tamam, kapattım. Gözün üstünde tutup o alınan görüntünün buraya yansıtıldıktan sonra o görüntü direkt hastaneye gönderiliyor buradan evet, görüntü aldığını. Evet. Ve buradaki önemli olan şey sistem bunu otomatik olarak insan hatasına yer bırakmadan otomatik tanısının yapılması. Soner bir dakika lafını böleceğim, bir şey çıktı mı bende bu arada? Gayet temiz şu anda. Temizleme hiçbir şey yok. İyi tamam, hastaneye gitmemize gerek yok. Aynen. Teknoloji her yerde izleyicileri bilirler. Geçtiğimiz yıllarda sizlere çok ilginç bir aparattan bahsetmiştik. Uyku apnesi ve horlamaya iyi gelen bir aparattı bu. Dormio'ydu. Sefa yine yanımda, kurucu ortağı Dormio'nun. Ve o zaman bize prototip bir cihaz göstermişti. Şimdi artık o cihaz prototipten çıktı, ürüne döndü. Yani artık kullanıcılar ulaşabiliyor. Şimdi biz de Sefa ile hem Dormio'yu konuşacağız hem de sağlık teknolojilerinde gelecekte neler olacak. Biraz da onlardan bahsedeceğiz. Sefa, öncelikle yeniden hoş geldin. Teşekkürler tekrar çağırdığınız için. En son 2017 Big Bang'te İTÜ çekirdeğinizden dediği yarışmada size evet, prototipi göstermiştim. O evet. Zaman mavi bir prototipti. Sonra biz o süreçte çok yoğun bir şekilde çalışıp gerekli Sağlık Bakanlığı onaylarını, ürün kayıtlarını yaptıktan sonra Mayıs 2018 gibi de piyasaya sunduk ürünü. Aparat bu aparat. Hı-hı. Bunu ağzınıza yerleştiriyorsunuz evet. Ve uykuya dalıyorsunuz. Öyle. Sen istersen biraz anlat bize, detaylarını ver. Ben kısaca Dormio'yu anlatayım. Şimdi uyku apnesi ve horlama dediğimiz problemde kısacası hava yolunun daralması veya tamamen tıkanması ile ilgili bir sorun. Bu sorunu yaşayan kişiler gece uykusunu rahat alamadığı için sürekli kendini yorgun hissediyor. Aynı zamanda horladığı için tabii ki ev içerisinde de bir rahatsızlığa sebep kesinlikle. Oluyor. Özellikle horlama çok büyük bir dert bu arada yani. Evet ya, horlamadan onu bir kenara bırakırsak Türkiye'de 5 milyondan fazla da apne hastası var. Horlamayı çok katarsak ciddi bir rakam. Bu rakam 5 ile çarpılabilir. Evet. Çok fazla. Biz bu aparatla birlikte bu horlama ve uyku apnesi problemi yaşayan kişilere yanlarında kolaylıkla taşıyabileceği, istedikleri her yerde kolayca kullanabilecekleri bir ürün evet. Çıkarmış olduk. Şu anda mevcut yöntemlerde çok fazla sıkıntı yaşanıyor ve kişiler tedavilerine
devam etmemeyi tercih ediyor. Evet. Şimdi Dormio ile birlikte bu sorunu ortadan biraz kaldırmış olduk. Çok teşekkürler Sefacığım. Ben teşekkür Başarılar ederim. Diliyorum. Sağ olun. Kalp sağlığı bizler için en önemli konuların başında geliyor ve startuplarda bu konuda harekete geçmiş durumda. Bu startuplardan bir tanesi T10. T10'un kurucusu, kurucu ortağı şu anda Berkay yanımda. Merhaba Berkay. Merhaba. Kalp sağlığı için ne gibi bir yeni inovatif icat yaptınız diyeyim ben size. Şöyle bir şey yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş aslında koca büyük tanı cihazlarını küçük cihazlara çevirmekti. Bizim evet. yaptığımız şey buydu. Ve biz kocaman normalde kalp hastalarına 2-3 gün boyunca izlenmesi için takılan holter cihazları vardı. Her tarafı kabloyla dolu evet. büyük kocaman cihazlar var. Aynen öyle. Biz aslında alıyoruz o kocaman holter cihazını nanoteknoloji kullanarak küçücük bir sticker haline getiriyoruz ve bunu bu yani. Evet, evet küçük Ciddi misin? Küçücük Bakabilir bir miyim? Sticker haline getiriyoruz. Tabii ki bakabilirsin. Biz evet. onu alıyoruz, hastanın kalbine takıyoruz. Ardından akıllı telefonuyla eşliyoruz. İçinde bir Bluetooth çipi var bu arada onun. Ve eşlediğimiz uygulama sayesinde arkadaki yapay zeka ile beraber aslında hastaya kalbindeki ritim bozukluğu tanısını koyuyoruz. Ve diyoruz ki burada işte sen günde şu kadar ritim bozukluğu yaşadın ve biz bunu kardiyoloğuyla paylaşıyoruz. Kardiyoloğu da buna göre hastaya ilaç tedavisine veya ekstra tedavilere başlıyor. Aslında biz kliniğe, hekimlere yardımcı, o hastanın rahatlığını maksimuma çıkaracak bir cihaz yapıyoruz. Öyle söyleyebilirim sana. Geleceğin sağlık teknolojilerinden bahsediyoruz. Şimdi ilginç bir örnek var, onu anlatmak istiyorum size. Genellikle kanser tanısı için patolojik testler yapılıyor. Ve bu patolojik testler de tek bir doktor tarafından inceleniyor, yorumlanıyor. Virasoft adında bir Türk şirket var. Bu şirket ise çok fazla doktor tarafından patolojik testlerin yorumlanmasını sağlıyor. Nasıl yapıyorlar? Şimdi bunu konuşacağız. Yanımızda Virasoft'tan Özgür var. Merhaba Özgür. Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür, şimdi aslında ezber bozan bir platformdan bahsediyoruz. Doğru. Şimdi ben biraz anlatmaya çalıştım. İstersen sen biraz daha bize detayları ver. Burada yapılan şey, cerrahiden örnek geldikten sonra biyopsi materyali deniyor buna. Patoloji laboratuvarlarına geliyor. Bir takım işlemlerden geçiyor ve sonuçta o örnek, doku örneği mikroskop altına bir cam üzerinde geliyor. Evet. Yapılan şey, doktor gözüyle mikroskoptan o örneği inceleyecek, raporunu yazacak, tanısını sonuçlandıracak ve cerrahiye geri gönderecek. Buna, mesela ne kadar sürüyor bu süreç? Bu işlem frozen işlem olarak adlandırılıyor ve beklenen şey 15-20 dakika içerisinde maksimum cerrahiye raporun gitmesi. Peki siz bunu nasıl değiştiriyorsunuz? Bizde yapılan şey, ilgili uzman hastanede olmasa da ya da frozen sırasında ilgili ihtisastaki uzman ona bakmıyorsa mikroskoptan, kongrede bile olsa, yurt dışında bile olsa ya da hastane içerisinde farklı bir direktörlükte olsa, ana bilim dalında olsa, bir mobil uygulama üzerinden frozen'daki görüntüyü eş zamanlı olarak ilgili ihtisastaki doktora yansıtıyoruz. Hı hı. Beraber değerlendiriyorlar. Hatta bu platforma cerrah ameliyathaneden katılabiliyor. Hastayı takip eden tıbbi onkolog ya da klinisyen hekim doğrudan katılabiliyor ve çoklu konferans görüşme arkada loglar tutularak, kayıt altına alınarak yapılabiliyor. Dolayısıyla hastaya tanıyı en erken zamanda ve en doğru şekilde vermesi sağlanıyor. Şu anda deneme imkanımız var mı? Elbette. O zaman istersen bize bir göster bu sistem nasıl çalışıyor Özgür. Memnuniyetle, tabii. Evet, şu anda hekim arkadaş bizi arıyor. Evet. Kabul Dünyanın ettim. Başka bir yerinde olabilir. Evet, kabul ettim şu anda. Burada yapılmakta olan şey, mikroskopun olduğu bir lokasyondan, farklı bir hastaneden veya farklı bir kıtadan diyelim. Evet. Bana gelecek bir görüntüyü benim yorumlamam isteniyor. Evet. Dolayısıyla görüntü geldi. Çisem Hanım, buyurun, dinliyorum sizi. Hocam, burada biz de invaziv tümör olduğunu düşünüyoruz. Siz ne düşünürsünüz? Bir büyük büyütmeye geçebilir miyiz? Biraz aşağı inelim. Tamam, netleyelim. Aynı fikirdeyim Çisem Hanım. Doğru. Sağ olun hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Özgür, çok teşekkürler bize bu teknolojiyi tanıttığın için. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Geleceğin sağlık teknolojilerini keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden dopdolu bir içerikle karşınızda olacağız. Siz de soru ve görüşlerinizi Teknoloji Her Yerde etiketiyle sosyal medyada paylaşabilir veya teknolojiheryerde@cnntürk.com.tr'ye yazabilirsiniz.
Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.